Arkadaşlar bizler tetsilli Trabzonspor düşmanları ve sözde Trabzonsporlu bazı isimlerin organize ettiği bu operasyonları çok net görüyoruz ve çok iyi biliyoruz. Süper Lig başlayalı 4 hafta olmuşken Trabzonspor'umuzun 3 maçta bariz hakem hatalarıyla puan kaybetmesi tesadüf değildir. Belki Trabzonspor sahada istediğimiz futbolu oynamıyor ama emin olun ki bu puan kayıpları saha dışında kurgulanmış şeytani bir operasyonun parçasıdır. Başkanımızla görüşme cesareti gösteremeyen korkak ve şikeci TFF Başkanı Nihat Özdemir, şeytan rakaplı Rıdvan Dilmen'in elinden tutarak MHK Başkanı yaptığı Serdar Tatlı, Trabzonspor olan düşmanlıklarını gözlerinden okunan Cüneyt Sakır, Fırat Aydınurs, Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Şansalan, Volkan Bayarslan, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya ve Abdülkadir Bitiken, VAR koordinatörü Barış Şimşek, 2011'in baş aktörlerinden temsilciler ve gözlemciler kurulu başkanı Abdurrahman Arıcı, neredeyse 15 yıldır TFF'de görev alan ve federasyona kendini bağlı paralel bir yapı kuran Mehmet Baykan ve onun camiamızdaki sinsi işbirlikçileri, Trabzonspor'umuz maç kaybettiğinde avuçlarını ovalayan bu işbirlikçilerin sosyal medyadaki tetikçileri ve kuklaları. Hepsini tanıyoruz. Hepsini iyi görüyoruz. Şunu açık ve net olarak bilin ki Trabzonspor'umuzu size yem etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, Trabzonspor bugün Türkiye'nin en değerli takımı, en iyi futbolcuları kadrosunda bulunduruyor. Ekonomimiz düzeliyor. Futbolcularımız gününde maaşlarını alıyor. Herkesin örnek aldığı, işlerin yolunda yürüdüğü bir Trabzonspor var. Ancak bu tablo başta İstanbul'daki şer odakları olmak üzere Trabzon'daki yerli işbirlikçilerini de rahatsız ediyor. Trabzonspor'da istikrarsızlık isteyenler, kavga karmaşa ile Trabzonspor'un saha içinden uzaklaşmasını isteyenler, ilk 4 haftada yaşadığımız hakem katliamlarını ve puan kayıpları ortadayken sinsice başkanımızı ve yönetimimizi hedef tahtasına koymaya çalışanlar var. Başkanımız ve yönetim kurulunun içindeki nifak tohumunu ekmek isteyenler var. Her fırsatta Trabzonspor'u kötü göstermeye, başkanını ve yönetimini başarısız göstermeye çalışanlar var. Bir yandan TFF, MHK, bir diğer yandan içerideki işbirlikçiler bilinçli ve organize bir biçimde Trabzonspor'un en kritik noktalarına saldırıyorlar. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda alçakça planlar devam ediyor. Buna artık son verin. Eğer ki son vermez ve devam ederseniz bir sonraki eylemimiz sizlerin önünde konuşmak olmayacak. TFF'nin, MHK'nin, TFF içindeki paralel yapının ve şeytanlarının Trabzonspor'a karşılığı örtülü örtüsüz operasyonuna karşı bir sonraki durağımız İstanbul'daki TFF binasının önü olacaktır. Ülkemizin pek çok sorunla mücadele ettiği bu günlerde bizlere bunu zorlamasınlar. Yoksa Trabzonspor hakkını alana kadar günlerce, aylarca TFF'nin önünde eylem yapacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. O günden sonra Nihat Özdemir istifa edene kadar, MHK istifa edene kadar, federasyondaki tüm paralel kurullar istifa edene kadar, şeytan susana kadar Riva'da oturma eylemi yapacağız. Çünkü bizler asla ve asla imtiyaz istemiyoruz. Bizler temiz futbol ve adalet istiyoruz. Yürek olacağız. Çünkü başka Trabzonspor yok. Saygılarımızla.